Değerli izleyenlerimiz, bu hafta haftanın yorumu köşesinde sizlerle birlikteyiz ve bu haftanın konusu: başkan eğer gündemi bilir ise bununla alakalı gerekli hamleyi de yapar diyoruz. Değerli izleyenlerimiz, biraz önce haberlerimizde izlediğiniz gibi Yeni Zelanda'da biliyorsunuz terör saldırısı olmuştu ve Strache bununla alakalı ufak bir açıklama yapıp Avusturya gündemini ele alıp ve burada zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Ve bu açıklamalar neticesinde İstanbul'da Glamsgemeinschaft Başkanı Sayın Ümit Vural gerekli işlemi yaparaktan hukuki süreci başlattı değerli izleyenlerimiz. Bu konuda gerçekten bugüne kadar başta ben olmak üzere tüm ekibim İslamışı Glamsgemeinschaft'ı eleştiriyorduk. Fakat şu an alkışlama zamanı geldi değerli izleyenlerimiz. Eğer tabii ki iyi bir şey varsa bunu da alkışlamak gerekir. Doğrunun yanında yanlışın karşısında olmamız gerekiyor değerli izleyenlerimiz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Ve buradan diğer sivil toplum örgütlerine de seslenmek istiyorum. Gündemi takip ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan gerekli açıklamayı yapıyoruz ve üyelerimiz sıkıntımızı biliyor. Ama bu hiçbir şekilde ne Avusturya medyasına ne de hukuki bir boyuta taşımıyoruz. Avusturya'da biliyorsunuz bozkurt işareti yapmak artık yasak. Ve buradan eleştirimiz Türk Federasyonu'na değerli izleyenlerimiz, neden bununla alakalı herhangi bir hukuki işlem başlatmadınız? Bu gerçekten bir terör sembolü mü? Ve bunun gibi birçok konu var değerli izleyenlerimiz ve yıllardır Avusturya'daki sivil toplum örgütlerini birinci dereceden temsil eden birçok kuruluş var ve başkanları var. Ve maalesef başkanları Almanca bilmiyor. Almanca bilse doğru düzgün yönlenemiyor ve buradan temennimiz, Avusturya'da yaşayan en büyük topluluklardan bir tanesiyiz ve artık gün aşırı aleyhimize çıkan haberler var, yasalar var ve bununla alakalı en iyi çalışmayı yapması gerekenler: birincisi sivil toplum örgütleri, ikincisi dini cemaatlerimiz. Bakınız, İslamische Glamsgemeinschaft çok güzel bir adım attı ve hukuki işlemi başlattı. Eğer sizler de Avusturya'daki bu açıklıkları tespit edip yine kendiniz hukukçu olmanız gerekmiyor, güzel bir hukukçuyla bu işi çözebilirsiniz. Hem de gerçekten de sivil toplum örgütü olarak Avusturya'da yaşayan Müslümanlara sivil toplum örgütü olarak faydalı olabilirsiniz. Sizlerden tek temennimiz toplantılarda gazoz içmeniz değil, Avusturya'da yaşayan ve Türkçe konuşan herkese faydalı olabilmeniz. Sivil toplum örgütçülüğünün en büyük hedefi de halka, topluma faydalı olabilmektir. Toplantılarda birinci sırada gazoz içmek değil.